Beyler bayanlar, hepiniz hoş geldiniz. Uzun süredir görüşmüyoruz. Aslında bir önceki videomda final haftası ya da vize haftası tam net hatırlamıyorum. O döneme denk gelmişti. Öyle olunca çok yapamamıştım. Yani devamını çekememiştim. Aslında şöyle bir önceki Freud videosunun devamını çektim. Ancak videoda çok tekrar olduğu için ve videoyu da hani çok uğraşmam gerekiyor ya da hani çok kesit atmam gerekiyor. Bu sefer de videonun o şeyi kaçıyor. Samimiyet olayı kaçıyor. Aşırı edit koyuyorum çünkü hani ve tık 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 diye samimiyet tık 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 diye geçiyor ve bu geçiş olayı çok da açıkçası hoşuma giden bir şey değil. Dolayısıyla yapmak istemedim açıkçası. Öyle olunca hani mesela az önce de bir kat attım. Az önce de bir kat attım. Az önce esnediğim için kat attım. Bu tür katlar okey ama şey katlar çok tatsız olabiliyor. Yani o tür tekrar ettiğim kısımları kesme katlar çok hoş olamayabiliyor. Çünkü videonun akışını bozuyor falan filan. O yüzden çok da bir problem olmuyor. Az önceki mesela tık diye geçiyor. Fark etmiyorsun çünkü arada bir sessiz tonu bırakıyorum falan keserken. Ya da işte durdururken sesi. Çok da problem olmuyor o yüzden. Ayrıca işte Audacity kendisi şey bırakıyor falan hani o katı kat işte ses aralığının samimiyet muhabbetini kendisi ayarlıyor falan sıkıntı olmuyor. O yüzden problem yok. Kısaca bir önceki videonun devamını çekemedim. Zaten devamında bahsettiğim şey çok kısa sürmüştü asıl Freud videosuna göre. Onun ikinci partını çekeceğim aklımda. İkinci partını farklı bir şekilde çekeceğim. Farklı bir konuyla birlikte çekeceğim bu arada. Öyle bir fikrim var. Spoiler vermeyeyim ama yapacağım. Halledeceğim aklımda. Yani bir 2-3 saatlik bir bölüm ayırırsam 2-3 saate gerek yok. Hatta 1,5 saat falan sürecek muhtemelen podcast. Yani 1-1,5 saat sürecek. Onun editini falan filan ara dönemleri atıp yaparım. Edit'e tahminen 1 saat falan sürer. 1-1,5 saat. Çıkartılır yani çok da bir problem yok. Zaten edit'e çok fazla efekt koymadığım için podcast anlamında yaptığım için podcast. Yani podcast'lerde çok aşırı edit koymanıza gerek olmuyor. Hani efektif bir podcast yapıyorsanız işte kamera bilmem ne falan filan var. O zaman ayrıca da diğer türlü sadece ses varsa çok da problem olmuyor açıkçası. Evet, bugün başlıkta göreceğiniz gibi başta ne yazarım bilmiyorum ama başlıkta görür müsünüz onu da bilmiyorum ama bugün bahsetmek istediğim konu şu. Geçen bir videoya denk geldim. Bu videoda bir konudan bir felsefi bir konudan bahsediyor. Daha doğrusu bir konudan bahsediyor. Bir yorum konusu atmıştı kişi ortaya. Ve ben bunu gidip araştırdım. Abi acaba hani bu gerçekten böyle bir ne düşünüyor insanlar diye aslında bakarsınız. Ki bu tür konularda hep araştırıyorum. Freud videosunda da araştırmıştım. Freud'u okumadan önce de araştırdım. İnsanlar ne düşünüyorlar bu konuda falan gibisinden. Ondan sonra kendi fikirlerimi ortaya çıkartıp size sundum. Ya çünkü seviyorum araştırmayı bu tür konuları. Bu konuda da gidip araştırdım ve açıkçası benim fikrime çok yakın fikirler buldum. Hani ya yakın fikirler buldum ya hiç bulamadım zaten. Çok fazla bunu konuşan çok fazla insan yok. Bu anlamda ben de bu soruyu size sorup kendi fikrimi belirtip size sormak istedim açıkçası finalde. Podcast'ın finalinde de. Şimdi bahsetmek istediğimiz bugün konuyu bahsetmeden önce bir hikayeyle girmem gerekiyor ki hani bu felsefi soruyu size sorabileyim. Ya da felsefi düşünceyi size anlatabilmek adına bir hikayeyle girmem lazım. Bir ebeveyn çifti düşünün. Bu ebeveyn çiftinin ebeveynlik hakkında herhangi bir deneyimi yok. Ekonomileri çok iyi olabilir veya çok kötü olabilir. Burada biz ortalamadan girelim. Ortalama bir ekonomileri var. Yaşadıkları coğrafya, yaşadıkları ülke çok da iyi bir ülke değil. Ülkenin içinde yaşayan insanların %98'i salakken hiçbir şekilde kültürel anlamda kendini geliştirememiş ve insan tırnak içinde insan olduklarını zanneden bireylerden oluşan %98 kötü bir birey, insan halk kapasitesine sahip bir ülke düşünün. Ülkenin ekonomisi çok kötü. Ülkenin içindeki ürünlerin fiyatları, ülkenin içindeki herhangi bir şeyin fiyatı bile çok yüksek. Ve her gün yükselmeye devam ediyor. Enflasyon çok yüksek kısaca. Aşırı yüksek. Enflasyon aşırı yüksek, ekonomi çok kötü. Halkın salaklığı, bakın cahillik demiyorum. Halk cahil değil. Daha doğrusu cahil olan bir kesim var. Ancak cahil olmayan, üniversite mezunu olan insanlar da aşırı salaklar. Problem burada.
Tabii %98, %50'lik iyi bir kesim var. Ondan sonra siz bu tarz bir ortamda, bu ebeveynler, siz değil, bu ebeveynler, bu tarz bir ortamda olmalarını bildiklerine rağmen bir çocuk dünyaya getirmeye karar veriyorlar. Kendilerine herhangi bir ebeveynlik deneyimi, ebeveynlikle alakalı bir kitap okumuşluğu, bir makale bilmem ne bakmışlığı yok. Sadece çocuk istedikleri için dünyaya getiriyorlar. Bunlar dünyaya getirdiler çocuklarını. Çocukları büyümeye başladı. Belli bir yaşa kadar tabii ki de giderler çok. Ekstra olarak çocuğu çalıştıramıyorlar sonuçta. Çocuk işçi çalıştıramayacaklarına göre. Çocuğu çalıştırmıyorlar belli bir yaşa kadar. Çocuk işçi isteseler de yapamazlar belli bir yaşa kadar. Büyütüyorlar. Çocuğu çalıştırıyorlar veya çalıştırmıyorlar. Bu çok da önemli bir detay değil. Çocuk büyüyor. Çocuk büyüme sürecinde saçma sapan insanlarla karşılaşıyor. Bu bahsettiğim az önce %98 kesimdeki kişilerin çocukları da malum salak oluyor kendisi. Yani ebeveynleri kötü olunca malum kişiler de kötü oluyor. Aslında bahsedeceğimiz konu da bununla alakalı. Ebeveynler kötü olunca çocukların da iyi olmasını beklemek çok da doğru bir şey değil açıkçası. Bu bahsettiğimiz ebeveynler çocuklarını yaptılar. Çocuk büyümeye başladı. Büyüdükçe saçma sapan insanlarla karşılaşıyor. Bu bahsettiğimiz %98'lik kesimdeki çoğu insanla karşı yani karşılaştığı insanların çoğu %98'lik kesimde çok az %2'lik kesimde karşılaşıyor. Üniversite sistemi, ya bu arada eğitim sistemi çok kötü ülkede bu arada. Üniversite sınavına girerken mesela bir sürü kez hak yeniyor falan. Böyle hak ettiği sıralamayı, puanı alamıyor. İstemediği bölüme gidiyor falan böyle. İstemediği bölüm ve üniversiteye gidiyor falan bir çocuk. Çocuk zaten hayata karşı bir lanet okuma dürtüsü çocukta oluşmuştu. Üniversiteye gelesiye kadar. Üniversitede istemediği bölüm ve üniversiteye geldiği zaman daha da bir çocukta nefret ve hayata karşı lanet okuma oluşuyor. Çocuğun hayatı berbat gidiyor. Çocuk stres ve depresyonla boğuşurken hayatın tadını çıkartamıyor. Bu süreçte stresin ve anksiyetenin artışta depresyonun yarattığı etkiler vücudunda çok da hoş karşılanmıyor ve sağlığı yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Ve çocuk muhtemel 30-35 belki de 40 maksimum 40 yaşında hayatını kaybediyor. Şimdi bu bahsettiğimiz hikayedeki çocuk sonuç olarak doğmayı kendisi seçmedi. Herhangi bir şekilde doğmak istiyor musun tarzı bir seçim çocuğa sunulmadı. Bu durumda çocuğun hayatını mahveden aile katil mi olur? Çocuğun hayatını ve ruhunu katlettikleri için. Bu durumda bu bahsettiğimiz ebeveynler katil mi olur? Soru bu. Genel olarak felsefi yorum buydu. Yani tartışacağımız konu buydu. Çok güzel bir hikayeyle anlattım bence. Şimdi bu bahsettiğimiz hikayedeki ebeveynler bana göre katillerdir. Evet. Hiçbir birey doğup doğmamayı kendisi seçmiyor sonuç olarak. Tanrı'nın bize böyle bir seçim hakkı sunmadığını biliyoruz zaten. Sevgili Yaratan böyle bir hak sunmuyor bize. Dolayısıyla ebeveynlerin bu hakkı hani Tanrı'nın böyle bir bireye hak sunmadığını bilmeleri bilinciyle kendileri gelişmeden veya yaşadıkları coğrafya veya ülke yeterince iyi bir konumda çocuğun hayatını gerçekten iyi bir şekilde sürdürülebileceği bir konumda olmadığı sürece bence hiçbir ebeveyn çocuk yapmamalı. Ki bu anlamda benim sunduğum bir hatta yönerge vardı. Z neslinin çocuk yapması yasaklanmalı 10 yıl boyunca diye. Ki 10 yıl boyunca o eski zeki insan topluluğu geri gelsin. Ya da biz üreme kabiliyetimizi kaybedelim 10 yıl içerisinde o da olur. Ki üremeyelim. Gerek yok. Yani bu nesil üreyecekse üremesin. Açıkçası. Çünkü bu neslin çocukları da çok kötü olacak falan. Yani. Bu hikayedeki birey gibi bireyin sonuç olarak bir seçme hakkı yoktu ve ailesi de bunun bilincinde olmasına rağmen ve ülkenin kötü olması aslında problem şurada başlıyor. Ülkenin kötü olmasını bildikleri halde ülkenin kötü olduklarını bilmelerine rağmen gidip
çocuk yapmayı tercih ettiler. Bu bir hatadır. Çocuk yapmak dediğimiz şey çok büyük bir sorumluluk gerektirir. Bakın ben 22-23 yaşında bir insanım. 20'den büyüğüm kısaca. Ve ben hani belli bir yaşa geldim sonuç olarak. Düşünme tarzı olarak falan olsun. Belli bir olgunluğa sahibim doğal olarak. Yani büyük bir insan. Yani bir nebze en azından büyük bir insanım. Tabii ki de olgunlaşmayan fikirler ve düşünceler hala daha var. Çocuk konusu da yani belki de bunlardan bir tanesi ama benim şahsi fikrimce bak bunun ağırlığını hissedebiliyorsunuz ama hangi yaşta olursanız olun sıfırdan hiçbir şey bilmeyen bir birey dünyaya getiriyorsunuz. Bakın hiçbir şey konusunda bilgisi yok. Sıfır. Dünyanın ne işleyişi hakkında var. Yani hiçbir şey bilmiyor. Dünyanın işleyişi, insanların nasıl olduğu, insanların işte mimik okuma falan hiçbir şey bilmiyor. Hani hiçbir şey bilmiyor. Sıfırdan bir insan ortaya çıkartıyorsunuz. Bir birey dünyaya geliyor. Ve bu aslında çok aşırı sorumluluk isteyen bir şey. Çünkü bütün hayatı, hayatın işleyişini, insanları sizin ona öğretmeniz gerekiyor. Çünkü o sizin sorumluluğunuzda. Çünkü o sizden gelen. Siz sadece işte agugugu yapacağım diye agugugu yapacağım diye siz bir çocuk dünyaya getirdiyseniz siz sorumluluk sahibi bir birey değilsinizdir. Ve yaptığınız şey çocuğun geleceğini, çocuğun gelecekteki psikolojisini ve ruh sağlığını katletmektir. Çocuğun hayatını katlediyorsunuz. Bu durumda siz katil oluyorsunuz. Yani dolayısıyla hiçbir ebeveyn yeterince olgunluğa erişmeden, bu sorumluluğu alabilecek bir kapasiteye gelmeden yeterince gerekli kitapları, bu anlamda felsefi kitap olabilir, bilgilendirme kitap olabilir. Okumadan hiçbir şekilde çocuk yapmamalıdır. Diğer türlü bu bahsettiğimiz örnekteki ebeveynden farkı olmayacaktır ve birer katil olacaktır. Katil olmanın sebebi de kendi dünyaya getirdikleri, kendi kanından olan çocuklarının psikolojisini, ruh sağlığını, geleceğini ve hayatını katletmelerinden kaynaklıdır. Berbat bir hayat geçireceğini bile bile, her gün hayata lanet edeceğini bile bile onu dünyaya getirmişlerdir. Bu onların katil olmasına yeterdir. Tabi bu benim şahsi fikrim. Genel olarak yorumum bu şekildeydi. Ekstra olarak sizin de yorumunuzu merak ediyorum bu konuyla alakalı. Buna eğer ki Spotify'dan dinliyorsanız gidip YouTube'a yorum bırakabilirsiniz. Her Spotify podcastinin altına o Spotify podcastinin ayrıca YouTube bağlantısını bırakıyorum. Gidip oraya kendi yorumunuzu bırakabilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu beni mutlu eder çünkü insanlarla tartışmaya, münazaraya girmeyi seviyorum. İnsanlar kendi fikirlerini soruyor, ben kendi fikirlerimi sunuyorum ve iki taraflı bir alver, fikir, yardımlaşması oluyor ve bu durumda iki taraf da faydalanıyor. Mutualizm ilişkisi. Dolayısıyla sevgili izleyicilerim veya dinleyicilerim, lütfen yorumunuzu bırakmaktan, yorumunuzu yapmaktan lütfen çekinmeyin. Yorumunuz benim için çok değerli. Bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda dediğim gibi belirtebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim fikirlerim bu şekildeydi. Dediğim gibi fikirlerinizi lütfen bırakmayı unutmayın. Dinlediğiniz için çok tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım iyi, tatlı, güzel bir gün geçiriyorsunuzdur efendim. O yüzden görüşmek üzere. Görüşmek üzere.